Bu hastalar daha çok geliyor dediğim gibi. Bunun dışında işte ishal olabiliyor. Bazen idrar yolu enfeksiyonu şikayetleriyle gelebiliyor. Bunları daha çok işte semptomatik tedavi uygulayıp anlık şikayetlerini rahatlatıp sonrasında reçete tedavisiyle ev ortamında takip ediyoruz. Sonrasında kontrole çağırıyoruz tabii ki. Tekrar işte kontrol muayenesiyle tedavinin ne aşamada olduğunu takip ediyoruz. Bunun dışında biraz orta işte ağırlıkta diyelim kabaca sarı alan dediğimiz hani sarı alanı nasıl tanımlarız? Hayatı tehlikesi olmayan ama müdahale gerektiren hastalar diyebiliriz kabaca. Bunlar da neler olabilir? İşte bir kafa travması mesela buna şey yapabiliriz ama hasta stabildir, kendisi gelmiştir. Bir kafa travması almıştır. Veya işte kronik bir hastalığı vardır, tansiyonu yükselmiştir ama hasta kendisi gelmiştir gibi bu tarz Kendi bilinciyle gelen kendi hastalık. bilinciyle, bilinci açık, hani acil müdahale solunumu yerinde, işte hayatı fonksiyonları yerinde acil bir müdahale gerektirmiyor ama araştırılması gereken konular. Orada da biz hani biraz bizim görevimiz o aşamada hastanın durumunu tespit etmek, işte şikayetlerini gidermek. Şikayetlerini giderdikten sonra işte uygun polikliniğe yönlendirip oradan daha uzun süreli tanı tedavisinin devamını sağlamak şeklinde. Bu konuda bizim hastanenin avantajı da yani birçok bölümü olduğu için özellikle poliklinik saatleri zamanında gelen hastaları hemen zaman kaybetmeden ilgili bölüme yönlendirip tek seferde oradan direkt bazen hastalar basit bir tansiyon şikayetiyle gelirken hani farkında olmadan başka bir hastalığı olduğu ortaya çıkıyor böylelikle. Erken tanı da almış oluyor bu şekilde. Onun için de faydalı oluyor bu aşamada. O kapsamda hastanemizin böyle bir avantajları var. Onun dışında yani kırmızı alan hastaları var bir de. Kırmızı alan hastalarına yani başlıca ambulansla gelen hastalar kırmızı alan hastaları sayılıyor. Yani Daha hemen acil müdahale, vakalar da acil oluyor. müdahale yani o sırada atıyorum başka hasta varsa bile ilk önceliğimiz kırmızı alan hastası oluyor. Ve hayatı tehlikesi olan hastalar diyelim yani illa ambulansa gelmesine gerek yok. Mesela trafik kazasından almıştır birileri işte Ya da adli hastane yakında vakalar olabilir olmuştur mi hocam? gelmiştir. Aynen adli vakalar olur, işte kurşunlanma olur, kasp olur, bir yaralama durumu olur. Onlar geldiği zaman onları kırmızı alan diye müdahale ediyoruz. Onun dışında kalp krizi şikayeti olur, solunum sıkıntısı vardır, astım krizi vardır gibi bunları kırmızı alan olarak değerlendirip çünkü burada işte dakikalar artık önem arz ettiği için hemen zaman kaybetmeden herkes yani bir an önce işini bırakıp o hastaya odaklanacak şekilde koordine oluyor zaten. En kısa sürede de uygun tanıyı koyup ona yönelik müdahaleyi yapıyoruz. Burada da bizim görevimiz hastanın durumunu stabilize etmek. Yani uzun dönem hani detaylı bir şekilde hastalığın sebebi nedir ve değil de daha çok stabilize edelim biz. Hayat fonksiyonları stabil olduktan sonra ileri tanı tedavi için yine ilgili bölüme gönderip işte gerekiyorsa servise yatışı yapılsın veya gerekiyorsa yoğun bakıma yatışı yapılsın. İşte hastanın durumuna göre orada işte uzman kadromuzla da birlikte bir karar verip o şekilde yönlendirmesini yapıyoruz. Daha sonra oradan takibi oluyor yani.